Üç. Benim çocuklukta çok perişan, o zaman fistan giydirirlerdi öyle, etek gibi şimdi. Ha babam, yanımıza bir iki de çocuk gelirdi. Hele kış yağmur yağdı mı var ya, o çamurlarda değirmen yapardık. Suyu getirirdik, ark getirirdik, değirmen yapardık, gönderirdik. Çam kabuğundan araba düzerdik, bu çam ağacının kabuklarından. Bir de kasa yapar, çakardık, üstünde odun çekeriz, taş çekeriz. Şimdi oyuncaklar güzel oldu, benim çocukluğumda elime geçse bu derim, ah ne güzel derdim. Üstüm başım batar, ana diyeyim ille gene de evlat diyeyim. Kucağına alırdı yatardı anamı rahmat. Çamurlu çumur, isti pastı, ay. Rezil bir vaz ya. Çamırı gördük mü bir seviniyoruz. Vay benim çocukluk yıllar. Candan oluyorum, derde şenlik atardım. Sapa yapar serçelere atardım. Ebemin kucağına sarılıp yatardım. Nerede kaldı benim çocukluk yıllarım, canım yıllarım. Şimdi bu geçi bizim altı nüfus besliyor. Başka bir gram toprağı yok. Elime bir tane nohut denesi versen, şunu tarlana at, çok güzel bir nohut çıkar bundan desen, obanın tarlasına tarayın. Beni tanıyan bir tarla yok, bir nohut denesi atacak. Bizim geçimimiz hayvancılıkla sağlıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan, hayatını kara çadırda geçiren sarı keçili yürüyor. Hiç tarlası yoktur. Benim hiç tarlam yok. Devamlı hayvancılığıyla geçinen bir oba yani bizim Yörüklü. Ama Yörüklü'nün şu şeyleri çok hoşuma gidiyor. Dürüst insanlar tanıyorsun, çok gezeriz. Bak ta Ilgın'a varıyoruz, Konya'nın. Ilgın'ın mesela. O dağlarda eskiden, çocukluğumdan beri onlarda geçerdi. Ilgın, Beyşehir, Şedişehir, Bozkırım, bu havalede Karaman. Bu aralarda yaz ayını burada geçeriz. Her birimiz bir köyün dağına, iki oba, üç oba, bölgeye göre, araziye göre. Üç dört oba da kalırdı. Vay be! Şedişehir Gevrekli Kasabası Güvercinlik Yaylası. 1983'ten 2006'ya kadar orada kaldık. Güvercinlik Yaylası'nda. Ondan sonra şöyle şöyle orman vardı ufak ufak. Geçilere kölge yoğdu. O orman yetişti, büyüdü. Davar da yetişemez oldu. Kesildi, kömür yandı, odun oldu. Yani üç tane ekonomiyi Güvercinlik Yaylası sağladı diyeyim yani. Hem geçileri besledi, hem odunu besledi, hem kömürümüz oldu, her şeyimiz oldu diyor. Güvercinlik yaylasına yörükler çok çadır kurdu. Yoktur çakalı, uluşur kurdu. Güvercinlik yaylası, ata dede yurdu. Özlerim seni, güvercinlik yaylası. Güvercinliğe yakını da Oğlakçı köyü. Bu köyün Efe Mustafa'ydı beyi. Rafan sekerdi tayı, şavular gelir Elkin yaylasının havası. Özlerim seni darı deresi. Şu
Şu günlerin mut yolu, etrafı kayısı dolu. Şu günlerin mut yolu, etrafı bahçe dolu. Veli dedem söyledi, en güzel Anadolu. Mut Karaman yolu, Gödet barajı dolu. Mut Karaman yolu, Sartavul'da kar dolu. Veli dedem söyledi, en güzel Anadolu. Veli dedem söyledi, en güzel Anadolu. Şurada görebildiğimiz malzemeleri hep bunları torlayıp toplayıp buraya bir tanıdığın evine koyuvuracağız. Götürebileceğimizi alıp gideceğiz. Biziyle çadır gider. İşte yiyeceğin, içeceğin lazım şeyleri, kullanacağın şeyleri götürürsün. Kullanmayacağın burada kalıcı şeyleri fazlalığı buraya koyuvururuz. Buraya gözün gelince yine aynı oradan alı geliriz. O şekil oluyor yani. Eskiden develerle göçerdik. Deve vardı. Ama bak ben buraya deviyle gelemedim. Neden? Harnıb ağacı var, zeytin ağacı var. Devenin boynu uzun geliyor. Adamın aşılarını kırıyor, yiyor. Biz de develeri sattık. Yaz ayında deve şimdi yaylanın da sahilleri var yani. Anadolu'nun da sahili var. Sahilde deve olmaz. Deve fazla bitkiyi yemez. Yaz ayında keven, diken, böyle alış armut ağaçlarını, erik ağaçlarını yiyecek. Yabani erikler, armutlar. O meşeyi meşeyi fazla yemez. Arada bir kopar yani. Onunla idare olamaz zaten. Ötekinin üstüne belki bir iki geviş alır, yemez. Ona da ayrı deve çoban olacak. Deve de bir çıplak kırdağın başını bulacak. Sahilde durmaz sinekten. Kaçar nere yüksek noktaysa, nerede bir toruslar varsa, bir kır yer varsa, bitkisiz. O da orayı bulacak. Onun için deve gütmeye gidiyorsun, yarın çoban oluyor. Tabii 5-10 obanın devesi bir oluyor, her 5-10 da çoban oluyor. Orada yatıya gidiyor yani, yatı derler ona. Yatı da güdülüyor deve. Olmadı, olmadı. Bura geliyorsun zarar ziyan. Onda zarar verince biz de develeri hep millet sattı. Şurada 2 kişi de kaldı deve. 2 mi 3 kişi de var herhalde. 3 kişi de deve kaldı. Gerisi bitirdi ya. Yörükçülüğün üniforması deveydi. Böyle giderken aha yörük geliyor oluyordu. Şimdi traktör oldu, araba oldu, bilmem ne oldu. Yörük olduğu da belli değil. Üniforması yok. Deveyle yol çabuk tükenir. Ben gecenin sıfır karanlığında 2 deve çekeyim. Issız dağlardan, balkanlık ormanlardan sabaha kadar gece giderim. 15-20 kişiyle gider gibiyim bak. Ama 10 tane sözüm ya bana merkebele gideyim, ben oradan geçemem. Korkarım. Karanlıkta, o balkanlıkta, ormanda domuz mu çıkacak, ayı mı gelecek, kurt mu gelecek? Hepsi aklıma gelir. Ama 2 deve yani, öyle 10 deve olsa satan bir şey değil. 2 deve çekeyim, sabaha kadar giderim. Nerede korkuşlu balkanlık, böyle giremeyeceğin yerden 2 deviyle geçer. Hiç korku gelmez. Bir cesaret veriyor develer. Var mı? Ya. Ya şimdi yörük satan yayla sahile alışmış. Ben yazın buraya bir geldim. Yatamadım. Sabaha kadar gezeledim oturdum. Evin içine giriyorsun komşunun tabii, bir evine geldik bura. Binanın içine giriyorsun.
kapalı sanki bir kremper kutusunun içinde. Koca dünya kapanmış sahip. Dışarı çıkıyorsun, sivrisinek, ha babam bir tabip olmuş, hemen geliyor sana enjektörü. Sabaha kadar uyumadım, sabahla bindim, otobüse fırladım gittim. Şimdi bu yörükler, baya bu sahilde kaçsa var ya, hani yaz gelince ilan kavlağısını atar ya, kavlağı deriz, dışının derisini atar. O ilan gibi bu kadar bazen korkudur da yani adam üstüne vardım. İşte kavlağısını atamaz yörük. Ama yaylaya çıktı mıydı, ilanın kavlağısını attığı gibi o çiçeklerin kokuları, yoncaların kokuları, oranın ağacı daha geç açılır. O alış ağaçların kokuları, armut çiçeklerinin kokuları ayrı türül türül bir koku gelir. Şöyle oturduğun zaman bir otlu çayırlı yere şöyle güzel oturup ona bir türlü bir çiçek kokusu birikip de hafif bir akım şöyle gelir de burnuna bir dolanır şöyle. Of, hangi koku olduğunu seçemem, benzedemem yani, filan koku değil. 40 çeşit, 80-100 çeşit koku karışmış. Aa, işte o zaman yaylaya çıktım diyor, kavlasını atıyor. Bak sahilin hiçbir kokulu otu yoktur. Sadece bir alıcı ağacı vardı, çiçek açtığında bir o kokar. Başka koku yoktur. Bak azgan deriz, şurada bitki var, tikenli bir şey. Sarı sarı çiçeği var. Burnunu dayarsan bir az bir şeye benzer yani. Dayamazsan bak ormanın içine gidiyorsun, burnuna koku gelmiyor. Yaylanın gülü, çiçeği, her şeyi bir kokulu. O sığır kuyruklarının kokuları, o yoncaların, çiçeklerin kokuları, o alışların, armutların kokuları, ip burun çiçeklerinin kokuları, birbirinden birbirine kaynaşık, bin türlü koku, sayılmaz sayıyla koku geliyor yani. Onun için yani yaylanın havası başka, nevsiminden mi? Nevsiminden. Kışın burayı andırır, yazın yaylayı andırır bizim yörükçülük. Burada kalırsa tamam işte uyuz. Hayvanlar satan durmaz. Kaçar nevsimi geldi miydi şimdi? En dursa dursa Mayıs'ın 5'ine 10'una kadar dur. Ondan sonra buradan kaçar geçi başa kadar gider yaylaya. Geldiği yere. Nereden geldi, nereye gitti oraya gider. Yani yitirirsin yani. Belersin yarısı gene kopmuş gitmiştir ya. Bu tarafa arayacaksın direkt yayla yolun. Bunlar da kalık değildir yani. Öyle der. Onlar biliyor nevsimi hani. Turnalar gibi. Karacadır düzdedir, aman aman eminem. Karacadır düzdedir, aman aman eminem. Ya işte çadırı da biraz az da tımarlı yapmak, eteklerini bastırmak, geri gideriz galiba etrafındakine. İşte Cenab-ı Allah'tan bu ısı yani, yazın serin, kışın sıcak. Hani ne demek, bu çadırın şiirini de yazalım, okuyalım be. Kara çadır, kara çadır, peygamberden kalmış bir hatıradır. İçinde oturup yatarken selavat getir, bir anıtsın kara çadır. Bu kara çadırda kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu, kara çadır, üstün yağmur, için kuru, bir tarihi esersin kara çadır, kara çadır. Ya 40 pencereli diye adlandırılmış da tabii biz illa Türk lisanı kabartılı olur, 3-4 tane at yaparız. Kafa deriz, baş deriz, kelle deriz. Bak gayrı bir başa 3 tane at vururuz. O hesap yani işimi şu an 40 pencere. O bir kız alıp, kız davasından 40 pencere olmuş. Ama yine de var bak. 4 tane burada var. 2 4 tane burada var. 8. 2 de şurada var. 10, 12, 14, 16. 16 tane penceresi var. Ama tabii 40'a çıkarmış adam kız alacakmış askerde. Yörük oğlu askere gider. Orada bir kızla tanışır. Ya sen bana gelir misin? İşte bizim 40 pencereli evimiz var. Bir yattığımız yerde bir de yatmayız. Bir süpürgeyle bir daha süpürmeyiz.
Efendim bir hamam yaptığımız yerde bir daha yapmayız. Bir ateş yaktığımız yere bir daha yakmayız. Allah Allah. Yalvarı yakarı gönlü ne der tamam der sözleri teheris olup askerden gelince gitmiş oradan kızı almış gelmiş. Kara çadırın içine salmış yatmışlar. Hani sen 40 pencereli diyordun. Ya işte 30 kar. Tamam sayıver demiş bak şunları. Bir sayar ya o doğru. Ya hani bir ateş yaktığınız yere bir diye yakmazsınız. Ya o da olur ya. Bir süpürdüğünüz yere bir. Oradan göçerler. Buradan sabahla başka yere konarlar. Orada ateşi yakar. Ya hani bir ateş... Tamam. Yaktığımız ateşin üstüne ateş yaktık mı? Yeniden ateş yakıyor. Ben bak manar yaptık Laylı'ndan buraya baraka. İçinde soba da var. Ben hiç oraya gitmedim. Şimdi derler, çocuk üşüdü, bronşit oldu bilmem neci meci. Ya beton vuruyor kardeşim. Beton yazın ısıcağı içine alır, kışın ayazı içine alır. O ufak çocuklar hiç dayanamaz. Bizim çocuklar bu da çadırın içinde o ayazda debeleyip yuvalanıp yürüyerek yetişip gidiyor. Maşallah pek bir şey olmuyor. Onun için temiz hava oluyor. Bu maske yani süzüyor ya. Mikrobu süzüyor. Ormanlar kesildi, kesim sahası oldu, orası yasak oldu, içine giremiyorsun. Ora kesildi, ora kesildi, ora kesildi, ora fidan dikildi, ora ceviz dikildi, ora boyam dikildi. Efendim şora nohu dikildi, bura ekin ekildi. Üst üste adam hasılat kaldırıyor. Bu sene de ekiyor, yeni sene de ekiyor. Üst üste ekiyor. Şimdi arazi kısalınca hayvancılık da zorlaşıyor. Arazi kalmıyor yani mal güdümü. Bunu yani zevkinden de taşımıyoruz yani son yıllarda. Çaresizlik. Yeri yurdu olmadığından ha bakalım de bakalım ula yani. Hani Martin Ircat olalı mertlik bozuldu var ya. O düzende geçmiş oluyor yani. Bir çağa atlamış oluyor var. Ama biz çaresizlikten aşağı yukarı inip çıkıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Toprak olmadığına. Toprağın olsa hiç olmazsa bir şey dekersin, bir şey biçersin. Arpekan, buyu deyken bir şey ekersin. Ondan Allah ne verirse, bir şey verirse onunla idare olursun. Ama hiçbir idare edecek bir şey yok. Sanat da yok. Bir sanat olsa bir yere bir işe, bir şeye bir şeyse şu aleti bilmemenindir. Ama bilen biliyor işte. Sanatlı insanlar biliyor. O da olmayınca kör oluyorsun yani. Hiçbir şey yapacağın bir şey yok. Mecnun'un sahra içinde, Yunus'um derya içinde, Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni, beni. Ya bu bir nevsimlik, zamanlık bir şeymiş bu meslek. O zaman götürüyormuş bu mesleğe, o devir götürüyormuş bu mesleğe. O devir geçmiş. Yani kendi hükmümüzde bir şey kalmamış. Onun için pek istemiyorum. Bir hüküm kendin olacak. Bir iş kendi hükmün altında olacak. Mesela şurada ortak ekmek başka, kendi tarlanın ekmek başka. Aynı buna benzer yani. Bir yaptığın iş kendi hükmünde olacak. Elim hükmünde işi istemem. Yerli olarak dünyaya gelmek istiyorum. Şu bugünkü gönlüm, bugünkü gönlüm bunu istiyor yani. Yerli olarak dünyaya gelmek. Sor beni, 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 yar beni, 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 sar beni, beni. Gör beni, beni, beni.
Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Gör beni.